Merhaba canım arkadaşlarım bir tanelerim hayırlı geceler diliyorum size bugün ayın hala 21'i ama 22'si için çekiyorum neredeyse 22'si sayılır zaten 45 dakika sonra ayın 22'sinde olacağız bir önceki sesli gazetedeki yorumlardan ben anlamadım yani dedim 24 24 ne diyorlar bunlar ben 24 demişim meğer falan. işte onlar artık bakmayın burada tarih ne yazıyorsa o günün sesli gazetesi o oluyor arkadaşlar. 24 falan benim kafa gelip gidiyor yani artık eskisi gibi değilim bu kadar habere maruz kalınca olan bu. Vallahi 24 niye? 2024 ya oradan 24 filan aklımda kalıyor galiba. Ne oluyor? Söyle saçma sapan şeyler söyleyip duruyorum. Siz bana bakmayın zaten. <laughs> zaten. Benim kaprisimi bir tek çeken sizler varsınız. Sizler de olmasanız hiç kimse çekmiyor. Evde hele hiç çekilmiyor benim kaprisim. Ya. Benim, hanım benim kaprisimi çekmiyor. Ya. ya Bir şöyle ağız tadıyla kızıp bağıramıyorum, çağıramıyorum. Neyse canım arkadaşlarım şimdi benim yarın dayım geliyor. Gözüm aydın. Teşekkür ediyorum. Dayım, 12 yıldır görmedim dayımı. Severim iyi adamdır. Çoluk çocuğuyla geliyor. 2-3 gün misafir olacaklar bize. Bakalım sesli gazeteyi çeke, nasıl çekebileceğim bilmiyorum. Şimdi bunu aslında ben uzatayım. Bir 50 dakika sesli gazete yapayım. Bunu ikiye bölelim. Ertesi günde nasıl olur? Sizi kandırmış gibi olmaz değil mi? Sonuçta haber. Yani benim vermediğim her haber yeni bir haberdir. Haberler demişken arkadaşlar, haberlerde neler var neler. Menzildeki miras kavgasından görüntüler. Talha el bu adamı tanıyorsunuz bilmiyorum. Furkan Bölükbaşı'ndan, troll Furkan Bölükbaşı biliyorsunuz. işte uzaya giden adamla alakalı e, sözler söylemiş. Mübarek Dallas'a döndü. Konya'da neler oluyor? Neler neler? İmamı darp ettiği iddia edilen kaymakam Burak Akeller'le ilgili haberler. İtalyan Cumhurbaşkanı Başbakanı Meloni Kapalı Çarşı'ya gelmiş. Daha neler neler İstanbul Havalimanı'nda 568 kilo bir şey ele geçirilmiş arkadaşlar. Kameralar bozuk çıkmış öğretmen yedi dayakla kalmış. Oh maşallah maşallah işte böyle haberler var. Bakan Şimşek'ten kira geliriyle alakalı bir demeci var. İşte Bakan Bolat'tan yine saçma sapan şeyler var. Yani var da var. Yani Alper Tunga öldü mü ısız acın kaldı mı hem de yürek yırtılır. Bu ee, bir konuyla bir alakası yok. Ben sesli gazeteye geçeyim. Size de güzel bir like yapıştırın. Abone abone olun işte. Çay çorba ne varsa hadi bakalım. Evet neler gördüm. En son şu haber yapmış mıydık bilmiyorum hatırlamıyorum. Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmektir demişti ya Metin'in lideri. En son haberi arıyorum. Yaptık galiba. Ama bunu söyledim mi ben de bilmiyorum da dün. Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmektir diyor ya Metin'in lideri. Ana dilimizi öğretmek mesela. Yani Türkçe olursa öğretebiliriz yani. Kürtçe falan Kürtler öğretmesinler ana dillerini. Sakın yasak. Yasak bir ben onların iyiliği için söylüyorum. Kürtçeyi niye öğretiyorsunuz çocuklarınıza? Ana dili olsa da öğretmeyin. Yarın öbür gün büyüyecekler, şarkı, türkü söyleyecekler. Kürtçe konuşacaklar kendi aralarında falan. Ya yani bu kusurlu bir davranış Kürtçe olur mu ya? Cık. Ondan sonra şöyle enteresan bir haber vardı. Bir video. Bu videoda bir tane eleman bir Japon marka araç satın alıyor sıfır. Ama sonra bakıyor ki sıfır diye aldığı aracın işte iç döşemelerinde, o koltuk tarafında bilmem nerede gösteriyor videoda yani. Paslanma var yani. Sanki araç yeni değil yani. Paslanmış gibi başka kusurları falan da var arabanın. Japon otomobil markasının sıfır olarak sattığı kusurlu aracın sahibi vatandaş konuyu Japonya Büyükelçiliğine taşıdı. Adam konuşuyor. Ben diyor Japonya Büyükelçiliğine yazdım. Japon Dışişleri Bakanlığına yazdım. Bunların ürettiği bu fabrika Macaristan'daymış. Macaristan'daki fabrikaya yazdık filan. Sonra diyor bize bir cevap geldi diyor. <laughs> ne demiş Japonlar biliyor musunuz? AB üyesi değilsiniz. Ülkenizde davalar <laughs> uzun sürüyor. Davalar uzun sürse iyi. Yani uzun sürse yine davalar hani bunun bir bitişi olacak ümitle bekliyorsun. Ama bitse o zaten senin aleyhine olacağı için hani yargınıza bol şanslar dileriz demiş Japonlar. Bunu demişler ya ülkenizde davalar uzun sürüyor yargınıza bol şanslar dileriz hadi kolay gelsin demişler adamı göndermişler. Japonlar ticaret ahlakı olarak yani diğer başka şeylerde de dünyanın yeryüzünde en ahlaklı toplumu. Yani bu şey götürmez yani su götürmez bir gerçek. En ufak bir şeyde en ufak aldığın bir şeyden tut da ne beyaz eşyayı eve arabaya kadar neyse aşırı dürüstler. Yeryüzünde yok yani böyle. Ee, şimdi AKP öyle bir düzen kurdu ki bu düzen içerisinde <laughs> yani herkes diş geçirebildiğini kazıklıyor biliyorsunuz. Herkes birbirine bir dolandırıcı olmuş. İşte devlet vatandaşını kazıklıyor, esnaf müşteriyi kazıklıyor. Neyse ya aklınıza ne gelirse. Öyle bir hale gelmiş ki Japonlar bile demiş ya. Bir de biz kazıklayalım bu duyguyu bir de biz tadalım falan demişler. Japonlar bile Türkiye'de <laughs> kazık atıyorlar ya. Bile yani. Ve adamlar bile <laughs> çıkmış demişler ki yani yani siz hakkınızı ararsanız da yani Avrupa Birliği'de değilsiniz. Hadi size geçmiş olsun demiş. Bu namussuz şey bakanı rezalet bakanı acaba çıkıp bununla alakalı yok ya bu gerçek değildir. Yani böyle bir şey olduğu söyleniyor ama biz de <laughs> Avrupa Birliği değiliz diye böyle de bir adaletsiz bir ülke değiliz falan dememiş. Dememiş mi acaba bilmiyorum ya yani bugüne kadar dememiş yani yani 24 saatte dememişti. De. Çünkü kendisinin bir gün önce bir demeci vardı o namussuzun. Ne diyordu? Türkiye'yi 116. sırada gösteriyorlar. İşte dünya hukuk sıralamasında filan. İşte Angola'nın Angola bile altındaymışız filan. Olabilir mi böyle şey ya? Bunlar hatalı filan diyor ya. Evet şimdi evet İtihan Çomağı hazırlar Rezalet Bakanı Tunç'tan <laughs> Kavala, Demirtaş ve Atalay'a dair açıklama. Bakalım ne demiş bu eşyolaşik? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davalara siyasi yaklaşıyor demiş. Siyasi mi yaklaşıyor? Yani siz bu adamları içeriye atarken <laughs> duygusal nedenlerle mi içeriye atıyorsunuz? Yani siz siyasi yaklaşmıyor musunuz bu olaylara? Ya, be, ya şimdi AKPlerin içinde bazı adamlar var nefret ediyorsun, bazıları var tiksinti duyuyorsun, bazıları. E, acıyorsun. Acıma hissi oluşuyor sende. Ya bazıları da var. Bunun gibi rezalet bakanı gibi. Çünkü bizim suratımıza baka baka böyle küfür ediyor bize. Bizimle dalga geçiyor adeta. Ve bu beni daha çok sinir ediyor. Ya bu, bir küfür yani. Ulan adamları sırf Tayyip'in kaprisi için bu adamlar için içeride hapiste yıllardır pek çok binlerce insanın içeride olduğu gibi. Ve sen utanmaz namusuz adam sanki bunlar siyasi bir şekilde içeride değillermiş gibi. Bir de çıkmış adam ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı siyasi filan. O senin sorunun değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir parçasısın. Sana ne diyorsa yapacaksın. Bir karar çıkmış, ona uyacaksın. Eşyol eşek. Ya sonra ben e, bizim biz normal günlük hayatımızda girdiğimiz ortamlarda böyle konuşan insanlar değiliz. Yani her ortamın kendine göre bir bazı her ortamın, her meclisin kendine göre bir registry'si, her ortamın kendine göre bir dili, kelime dağarcığı var. Yani her yerde böyle konuşmuyoruz ama bu herifler yani o kadar hak ediyorlar ki bunu. Yani bizim bize küfür ettiğini hissettiğimiz bir durumda e biz de adamları küfür etme ihtiyacı duyuyoruz yani böyle bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davaları siyasi yaklaşıyor nasıl aşağılık bir söylemdir ya? Sen zaten siyasi yaklaştığın için adamlar buna karşı çıkıyorlar. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Siz bunu siyasi bir şekilde içeri atmışsınız bu adamları. Böyle bir şey olamaz diye bunun karşısında bir hüküm veriyorlar. Bu eşeğe laf anlat. Şu görüntüleri de almıyorum almıyorum artık <laughs> alayım dedim. <laughs> Böyle de bir şey olmaz arkadaş ya. Şu menzil tarikatı mıdır nedir bu? <laughs> bu lavuklar... Her yerden çıkıyorlar tabi şeyler sosyal medyada bunu paylaşmayı çok seviyor o tarafı da var. Şimdi yukarıda ilk önce o, o habere bir bulabilirsen bakayım bunlar birbirine girmişler. Bir yerde arkadaşlar menzil tarikatı menzildeki miras kavgasının görüntüleri de ortaya çıktı eşyaları attılar hocalarımızı ağlatıp zorla çıkardılar demiyor bunların kardeşlerinin öbüründe şey bunlar. İşte hani eskiden orta çağda filan kral ölürdü çocuklar arasında bay pay edilirdi ya. Şimdi bunlar da din ticaretinden bir imparatorluk kurmuşlar yani. E şimdi o payı vermek istemiyorlar. Adamlar bildiğin kavga ediyorlar. Böyle bunları teke tek yakaladığında adamlar sana şey der işte. Peygamberimiz işte böyle fakirlik içinde yaşarmıştı bilmem ne işte. Bir fakir gördüm mü ona yardım edeceksin de işte dünya malında gözün olmayacak da. Şöyle de böyle de böyle sana, sana, yüzlerce şey sıralarlar bu peze renkler. Ulan adam, adamlar işine geldi böyle sorsan yani işte Gazze'deki Müslümanlar bir umrularında bile değil ha. Bu adamların o işte Gazze'deki Müslümanlar acı çekiyormuş bilmem neymiş İsrail'miş adamların tek derdi dünya malı. Miras. Böyle aşağılık adamlar bunlar. Bunların arkasından da böyle yüz binlerce adam gidiyor filan. Şimdi e, bu, bu, diğer habere geliyorum. <laughs> o, o haber ama çok çok enteresan bir haber ya. Şimdi bunlar uçağa binmişler arkadaşlar. Türk Hava Yolları uçağına. Bir de bu bir dallama vardı. Erzincanlı mıydı? Dur, dursun Erzincanlı mıydı? <laughs> Neydi o? Böyle kadife sesiyle işte şiir 20 okuyor ya böyle. Resulullah bir gün geldi dedi ki filan. E, o adam filan var uçakta vermişler mikrofonu böyle <laughs> üfleyip duruyor. Ya adamlar herhangi bir koltukta oturmuyorlar arkadaşlar. Business class'ta gidiyorlar. Yemin ediyorum ha. Business class'ta gidiyor herifler ya. Menzil şeyi Muhammed Saki'nin <laughs> şaki. Şaki'dir bu lan. Saki değildir. VIP business ümre yolculuğu sosyal medyada tartışma konusu olurken yeni şeyin itibardan tasarruf etmediğine dair yorumlar yapıldı. <laughs> yorumlar yapıldı ne? Ya şimdi adamlar uçuyorlar. Neydi? Hani Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Mürit değil, müritler uçuruyor bu adamlar. ya. müritler para vermezse bu adamlar böyle uçabilir mi? Adam ekonomi klasta da uçmayı kendine yediremiyor. Hayır ben business klasta uçacağım. Tanrı'ya en yakın benim aranızda business klasta ben uçacağım falan. <laughs> Herifler böyle bir kafa gidiyorlar ya. Ya böyle ya anlaşılır bir şey değil. Yani bunlar 1980'lerde falan Türkiye'deki muhafazakar çevreler böyle sürekli işte modesti Mütevazi bir yaşam üzerine böyle tamam mı hani kurgulanmış bir diskurları vardı bunların. <laughs> Ulan şimdi adamlar böyle bir bokunu çıkardılar. Çünkü daha önce görmemişler ve tatmadıkları şeyler bunların. Şimdi bunlara sorsam bunu şu anda şey yaşamasındalar. Böyle yeni bir ayet, hadis bir şeyler, bir fetva bir şeyler uyduralım da bizim bu yaşadığımız bu lüks hayatı <laughs> işte fakir fukari ya anlatalım yani. Yani işte siz bize para veriyorsunuz biz de onlarla böyle business class'ta gidiyoruz. Bunun size e, sevabı böyle işte kat kat verilecektir öbür tarafta filan. Bizden daha çok alacaksınız hatta o sevapları filan derler artık. Veya işte o zamanlar tabii işte e, hani deve Mercedes karşılaştırması oluyor. Develer o zaman lükstü filan. şimdi Mercedesler devenin e, şeyi muadili. Falan gibi bir şey söylemişti bu Züppeli Ahmet Hoca filan. Onu mu derler ne adamlar hakikaten. Uçmaya başlamışlar ya. Yani biz uzaya gitti diyorduk. Seviniyorduk yani. Astronotumuz uzaya çıktı filan. Bu adamlar çoktan uçuyorlar zaten. Bakan Bolat. Bakan Bolat Almanya'nın küçüldüğü Euro bölgesinin yüzde 0.5'lerde büyüdüğü bir tabloda Türkiye'nin %4.7 büyümesi sevindirici demiş. Ya şimdi bak eşek herif 1 euro olmuş 30 küsür 33 lira mı oldu? 1 euro. Heh. Yani bu bunlar büyümeyi çok farklı bir şey zannediyorlar. Yani bugün Afrika ülkelerinin büyüme oranı yani Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan, Çin'den falan da fazla olanlar var. Yani bu şu demek değil yani o büyüme oranıyla hani belki 50 yıl sonra bir yere gelebilir yani. Ama bu büyüme oranı istikrar olduğu manasına, o ülkede enflasyonun olmadığı manasına, o ülkede işsizliğin olmadığı manasına gelmiyor. Böyle bir şey değil bunlar. Yani büyüme istikrar olursa bu 10 yıl, 15 yıl boyunca devam ederse ancak belki bunun meyvasını görebilirsin. Ya bu bir de şunu bunu Almanya örneğini vermesinin sebebi şu bakın biz ne kadar iyi bir yerdeyiz ya. Ulan adamlar zaten doygunluğa ulaşmış. Adamlar o senin 4.7 büyüme dediğin şeyi adamlar 50 yıldır 60 yıldır büyüyerek gelmişler zaten buraya. 4.7 büyüme. Bu sene öyle seneye ne olacak? E hadi bir de kıyasla bakalım. Madem çok seviyorsun Almanya ile kendini kıyaslamayı işsizlik oranlarını falan kıyasla. Dış ticaret bilmem iç ticaret ticaret açığı. E ne bileyim ya bunlar da kıyasla bakalım ne çıkacak ortaya çok çok sevindirici falan çok sevindirici kendilerine bir başarı yontacaklar ya adamlar duruyorlar duruyorlar böyle hayal kuruyorlar biz ne yapabiliriz ya ben bugün şimdi bir açıklama yapacağım ama şey yapayım yani öyle bir, öyle bir açıklama yapmam lazım ki yani biz sanki başarılıymışız gibi bir imaj çizmemiz lazım ne yapsam acaba falan gibi düşünüyorlar galiba bunlar Ha, başka bir tanesi de Bakan Şimşek. Kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip 4,5 milyon konutu incelemeye aldık. Kira gelirini beyan etmeyen vatandaşlara işlem yapılacak demiş. 4,5 milyon konuda incelemeye aldın beyan etmeyenleri. Sen bunları 4,5 milyonun peşine <laughs> adam takacaksın. 4,5 milyon kira ev, ev sahibi neyse bunları bulacaksın. Bir, paraları kalmadığı için tabii artık böyle bu, bu meseleye kadar geldi. Ee, sadece Türkiye'de bir vergi kaçıran, vergisini vermeyen ev sahipleri değil. İşte sokak röportajlarında falan görüyoruz işte adam Suriyeli çalıştırdığını söylüyor laf arasında veya işte çalıştırdı fark etmez Suriyeli olur Türk olur. Ee, kaçak işçi çalıştırıyor onları işte deklare etmiyor vesaire vesaire adam veya çalıştığı işte dükkanı var dükkanında işte 10 tane satıyorsa 5 tane satmış gösteriyor bunlar falan. Herkes bunu yapıyor ya bunu bırak devletin en büyük kademesinde devletin yanında olan adamlar lan fatih terim olayında görün yani. Yani bu, bunlar ne ki? Ya yani milyonlarca dolar vergi vermiyor adamlar ve devlet bunu görüyor istediği zaman gözünü açıyor, istediği zaman gözünü kapatıyor. O fatih terim olayında öyle adam milyon dolarları alıyor, veriyor ve bunu elden alıyor, elden veriyor. Bunun bir vergisi yok, bilmem nesi yok. Sen bir para kazanıyorsun ama vergisiz kazanıyorsun. Ve buna da devlet hiçbir şey demiyor. AKP, MaKP hiçbir şey demiyor bunlara aracı olmaya çalışıyor, susuyor, bir şeyler yapıyor filan. Bu da öyle yapacakmış. O kadar senin elemanın yoktu. Ne yapacaksın? Polis mi göndereceksin? 4,5 milyon konut incelemeye almış. Sen o kadar memurun varsa onları tweet atanların peşine takarsın. Da i̇şte gözaltına hapse falan atarsınız yani. Türkiye mobil internet hızında 36.10 MPS megabit galiba ile dünyada 69. sırada yer alırken sabit internette ise 39.78 Mbps ile dünyada 109. oldu. 109 mı Acaba Angola'nın gerisinde mi ilerisinde mi çok merak ediyorum. Rezalet Bakanı'na bunu sormak lazım. Bu da hatalı bir bilgi olabilir mi acaba? Geçin olur. 109. olmuş. En hızlı mobil internet sağlayıcısı Türksel. En hızlı sabit internet sağlayıcısı ise Türknet. Bunları söylememe gerek yok. Reklam gibi oldu şimdi. 36.10 bit. Enteresan. Evet. Bu neymiş ya? Bir tane birisi bir görüntü paylaşmış. 15 Temmuz'da İstanbul Sefaköy'den geçen F-16'nın sonik patlama etkisi genç öğrencilerin yaşadığı evin camlarını böyle patlattı diye. Ondan sonra altına baktım yorumlara. Ee, yo öyle de bir şey değilmiş. Daha sonra 2019-2020'de mi ne bir eğitim uçuşu falan mı yapıyormuş F-16? O zaman olmuş bir olay. 2015 2016-15 Temmuz'da olan bir olay değilmiş. Şimdi bu F16 F16'nın sonik patlama etkisi de enteresan bir şey. Çünkü orduda artık işini bilen pilotlar, subaylar, bilmem neler kalmayınca bir ne bileyim bir pilotun F16 kullanan bir pilotun yerleşim yeri üzerinde sonik hıza geçmemesi gerektiğini <laughs> bilmemesi de o da bir tuhaf bir durum yani. Mesela eskiden Concorde'lar vardı. Hatırlıyor musunuz Uçaklar işte bu Charles de Gaulle'da 2001 yılında mı ne kazadan sonra Onlara servisten çektiler. Bu uçaklar işte uçak şey ses üzerinde gidiyordu maç 3. Amerika hava sahasına girdiğinde normal hıza geçiyorlardı filan. Sen F-16 kullanıyorsun anlamadım ki ben ya. Camlar mamlar iniyor ya. Evet ümmetinin lideri kendi tweetinden bu sefer kendi e, Twitter hesabından almış. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un 5 yıllık fetret devri son bulacak. Yeniden şahlanış dönemi başlayacak. Bekle bizi İstanbul demiş. İnşallah bakalım. Fetret devri bitip İstanbul'u da taş devrine tekrar sokacak. Eskiden taş devrindeydi. <laughs> Bir ara çıktım öyle tekrar taş devrine sokacak. Kameralar bozuk çıktı öğretmenin yediği dayak yanına kar kaldı. Bu haberi sanki bir ara yapmıştık gibi. Şöyle bir hadise yaşanıyor. Afyon'da görev yaptığı lisede sürekli deneme sınavı yapıldığı ve bu yüzden öğrencilerine ders anlatamadığı gerekçesiyle bu duruma karşı çıkan fizik öğretmeni Hamza Dede'ye önce kınama cezası verildi ardından Afyon, Afyon Bolvadin'den sandıklıya sürüldü. Geçenlerde de bir tane öğretmen bir... Kadıncağız öyle bir şey olmuş da bir tane MHP'li bir faşist ülkücü bir Hayvan tarafından dövülmüş dövülmekle kalmayıp aynı zamanda işte mesleği falan bıraktı yani kadın yani öğretmenlik mesleğine istifa etmişti falan yani devlet işte o kadar koruyor. Hiç böyle öğretmeninin o okulun sorunları eğitim sorunları filan kulaklarını tıkıyorlar yani o oraya müdür olarak hangi yandaşını koymuşsa onu dinliyor zaten onu tercih ediyor. Ancak bu da yetmedi. Öğretmen daha sonra Kütahya'nın Simav ilçesine sürüldü. Afyon'dan Simav'a gidip gelmek için günde 6 saatini yolda geçiren dede yaşadığı mağduriyeti anlatabilmek için eski Afyon valisi Gökmen Çiçek'in düzenlediği halk günü buluşmasına gitti. <laughs> sen, vali, kaymakam. Son günlerde biliyoruz vali ve kaymakamların mayalarının ne olduğunu da gördük. Şimdi sen <laughs> iti, iti ısıttıramazsın yani. Isıttırmak ne? Isırt, ısırttıramazsın. Vali Çiçek mağdur olduğunu, mobbinge uğradığını anlatan dedeyi dinlemedi. Zaten orada bitmiştir. Seni dinledi mi dinledi dinlemedi. Tamam artık uzaklaş yani oradan. Daha fazla bir şey yapmana gerek yok. Buna tepki gösteren dede önce valilik binasında koruman polisleri tarafından ardından götürüldü. Polis merkezinde Asayi Şube Müdürü tarafından dövüldü. Ya yani her gülüyorum da yani. Güldü. Her ülkenin işler acısı hali, trajikomik hali beni gülümsetiyor. Yoksa komik bir şey yok burada. Yani rezil bir şey. Ama işte bu e, Rezalet Bakanı, <laughs> Rezalet Bakanı şey, Metin Lideri iki gün önce demişti biz var. Vatandaşlarımız böyle işte ne dedi vatandaşlarımıza üst perdeden bakan, vatandaşlarımıza bunu yapanların bizim AK Parti'de ne işi var filan demişti ya. <laughs> o dedikçe daha çok çıkıyor böyle şeyler. Mahkeme önce Afyon Valiliğinden kamera kayıtlarını istedi. Valilik mahkemeye olay günü kameraların bozuk olduğunu ve görüntü olmadığını bildirdi. Tüh, 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 tüh. Ya zaman bunu burada bir kusur var diye yine adamlara yüklenmen lazım. Ya. Yani. işte 15 Temmuz darbesinden bu yana Türkiye'de ne cereyan ederse etsin böyle bütün her zaman bu kameralar bu kameraları süs diye mi takıyorsunuz pezemekler? Belli neyin ne oldu? Yani olay günü hem Afyon Valiliğinin hem de polis merkezinin kameralarının çalışmadığı ortaya çıkıyor. Polis merkezinde kameraları çalışmıyor. Geçen gün polis bir tane karakolda silahları çalmışlardı hatırlıyor musunuz? Öyle bir haber yapmıştık. Normal yani. Ahır ya. Ahır. Türkiye bir ahır. Başka bir şey değil. Dede yargılandığı davada beraat etti. Adam bir de yargılıyorlar ha. Kendisini döven korumalar, polisler ve kamu görevlileri hala yargılanmıyor. O da yargılanmıyor. Ya üst üste yani böyle bir ülkedeki bir meselede mağdur olan taraf yedi kere mağdur olup Mağdur <laughs> yani suçlu olan taraf yedi kere nasıl haklı olabilir ya? Kamera kayıtlarının bozuk olduğunu iddia edilen valilik ve emniyet personeli hakkında da iki yıldır bir işlem yapılmadı. Ne yapılacak? İstanbul Havalimanı'nda 568 kilo uyuşturucu ele geçildi. Uyuşturucu değildir o şeydir o pudra şekeridir 568 kilo pudra şekeri <laughs> teslim edildi. Teslim, teslimat, teslimat gerçekleşti olacak. Şimdi bu kadar gösteriyorlar bunu, sergiliyorlar rahat rahat. Bunlar şimdi millet gittiğinde tamam arkadaşlar toplayın şimdi ee, depoya kaldırın bunu. Biz gerekli sevkiyatı yapacağız filan derler. Bunların yok olduğuna dair ben bir vatandaş olarak şey istiyorum. Pöv, ee, neydi lan unuttum. Ee, bir ispat istiyorum ben bir kamera kaydı bilmem ne bunların yakıldığına yok, yok edildiğine dair <laughs> yok mesela istesen dayak yersin aynı o işte çocuğun başına gelen öğretmenin başına gelen kaymakamdan da, polislerden dayak yemiş bilmem ne aynı bu hadise gibi olur ha. Bir zamanlar böyle çok demokratiklerdi bunlar ombudsman falan böyle şeyler çıkardılar işte her vatandaş bireysel olarak işte bir şey öğrenmek için başvuruda bulunabiliyordu falan böyle bir iki üç sene gitti ondan sonra canları sıkıldı ama ha dediler zaten orada darbe bir yaptılar bunlar. Şimdi artık kimse bir şey soramıyor yani vatandaş olarak desem ben bunların yakıldığını görmek istiyorum. Var mı hani bunun bir tutanağı bilmem ne zor. bugün şu kadar uyuşturucu yok edildi yakıldı i̇şte hani öğrenmek istiyorum yani başına kim bilir neler gelir.